Günaydın. Antika Kasap YouTube kanalından herkese günaydın. Herkese selamlar. Bornova'dayız. Şu an saat 6.30. Her zamanki yerimizdeyiz. Geleceğiz, geleceğiz. Biraz daha zamanı var. Şu arabayı değiştiremedim ben. Arabayı bir değiştirelim. Yılbaşından sonra buradayız. İnşallah sizlerle beraber gelirseniz hem tanışma fırsatı buluruz, hem alışveriş yapma fırsatı buluruz. Tabi depodaki ürünlerle değil, ikinci el ürünleri getireceğim ben şu an için pazara. Çünkü depo çok farklı bir şey olacak bizim için. Kendi depomuzu sıfırdan inşa edeceğimiz bir depomuz olacak. Onun için daha bir senesi var. Ama biz bir pazarını devam edeceğiz. Hadi o zaman videoya başlayalım. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz. Önce açlığımı bir doyurayım. Hatice ablanın yerine geldik. Zaten bir şeyler bak, ocağın altı yanıyor. Bir kahvaltımızı yapalım biz. Ondan sonra çekimlere başlarız. Zaten girişte bir dünya arkadaşla görüştük. Yeni bir olaylar var. İçerikler gelecek. Daha şimdi Şenol var, eski beraber gıdada tezgah açtığımız arkadaşlarımızla. Onlar bir yere gidiyormuş, illa gel dedi. Birkaç hafta sonra farklı bir içerik gelecek. Tamam. Kahvaltımızı da yaptığımıza göre, yani ara sıra, yani her geldiğimde zaten Ayşe abla da Yaşar abla çayını içiyorum, kahvaltımı yaptım. Geçen videolarda yer verdik. Şimdi her videoya direkt kahvaltıyla başlamayalım diye. Ondan kahvaltıyı çekmedik. Ama ilerleyen dakikalarda al pişi çok güzel ya. İki çay, iki pişi. Daha ben buradayken daha gelir gider yerim, gelir gider yerim. Muzaffer Bey, hayırlı işler efendim. Sağ olasın abi. Namı diğer davulcu Muzo. Aynen öyle. Ne yapıyorsun abi? İyisiniz. İyi abi, eşek gibiyim. Sen nasılsın? Ben de eşek yere eşek gibiyim. Eşek. Ne yapıyorsun? İyi abi, geldik çekmeye işte bakalım. Ne var ne yok? Geçenlerde de çekecektim de neyi unuttum. Yok, o gün 5 tane ayrı video yaptım. Oraya koştur, oraya koştur. Öğlene zor bitirdim işimi. Bir de şarjlarım bitti. Evet. Gelirken çekerken selam verdik abi. Bir daha çekeriz seni. İyi. Bak, ünlü olursan göreceğim bizi. Her türlü ayıp ediyorsun abi. Abim her türlü üflemeli çalgılarda. Üflemeli değil, vurmalı. Üflemeli çalgılar bize ters. Vurmalı tamam. Çalgılar her türlüsünü çalgılar. Tamam Muzaffer abi, dolaşıyorum ben. Geleceğim. Biraz eski paralar, jetonlar, onlar bunlar var. Tamam. Nasıl yaparsın? Bak onu? işte şimdi dilimden anladın. Nerede malzeme? Evde. Tamam. Küçük paralar, bir de biraz da kağıt paralar falan var ama. Tamam, ayarlarız, bakarız onu. Olmadı eve gelir mi? He? Eve gelir. Gel. Zaten dip dibeyiz. Tamam. Gel ne zaman istersen. Gel. Gece de olsa gel yerim. Gece sakat abi, gece gelmem. He, ne? Sen davulcu musun abi? Vallahi ritimden almıyorsan. Sen bir Levo 2. Levo hepten tehlike. Bizim tehlike. Hadi görüşürüz abi, kolay gelsin. Sen aç, ben de dolaşıyorum. Baş üstüne abi. Maşallah pazar bayağı kalabalık. Aydın Bey, hayırlı işler. Ne yapıyorsun? Selam söylüyorum. Kime? Kimse ne diyorsa. Kimse. İyi abi, geldik çekmeye yine bakalım. Sakal koydum abi, hacca gideceğim. İnşallah. Zor. Doğru yola gir yani. Doğru mu? Bizim yolumuz zaten doğruydu abi. Hayır, bazı şaşırıyor ya. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Kaçıyorum Aydın abi. Vuracağım, çay ısmarlayacak mısın? Hayır, gel. Her seferinde diyorsun da hiç ısmarlamıyorum. Gel. Hadi görüşürüz. Önce şöyle bir komple bir pazarı gezelim. Ardından da gördüğümüz tezgahlarda belki yine videolara ayırırım. Ya antika diye kıyafeti çekmeyeceğiz. Geçen videoda da demiştim ya, kıyafetin kalitesinden, markasından gerçekten anlamıyorum. Ya anlamadığım için de bunu size anlatamam. Şu kalır canım. Yerim seni. Anlatamadığım için de olmuyor. Ondan şöyle bir genel bir dolaşalım. Bakalım kimler var. Zaten eski arkadaşlarımız, eski değil hala da arkadaşız onlarla. Arkadaşlarımızın çoğu burada. Muzaffer abi gibi, kuşum Aydın gibi. Aydın abiye kuşum dedim mi deliriyor, kızıyor. Güzel yeni tezgahlar var ama. Bir bakalım, bir dolaşalım. Ardından bölüm olarak ayırırız. Yani antika,
retro. Bakacağız. Geziyoruz. Vitrin güzelmiş. Ona diğer bölümde aldım. Ceketler, meketler hepsi var. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol, ben de. Hamdolsun abi. Açıyorsun tezgahı. Yapalım, geldik. Tamam, kurul, gelirim bir bakalım. Hadi hayırlı işler. Yeni farklı ürünler var. Yani geçen ay gelmiştim ben. Geçen aya göre bu ay bayağı farklı değişik ürünler var tezgahlarda. Ya bizler için de bir yandan iyi. Dolaşalım bakalım. Bu tezgahta da farklı değişik ürünler var. Diğer videoda artık. Makinaların güzelliğine baksana ya. Aa, aynı çok iyiymiş. Hemen gözümüze ilişti. Farklı esnaf ve farklı ürünler çok fazla. Şu alttaki tabureler gibi. Bunlar güzel ağaçlar. Ama dediğim gibi bu tezgahlara daha sonra vuracağız. Normalde zaten ilk önce hangi pazara gitsem bir keşif yapmam gerekiyor. Çünkü nelerle karşılaşacağız, sizlere neler sunacağız. Ya direkt videonun içinde tek tük pazarlarda böyle direkt videoya başlıyorum. Şimdi normalde gezeceğim zamanı ben bunu yine sizlere ayırdım. Pazarı dolaşırken, gezerken neler görüyoruz, neler var, neler yok. Onu sizlerle bakalım. Ayrı bir video yapacağım. Esasında yanımda geçenki gümüş videosunda anlatılacağınız ürünler vardı. Onları getirip burada bir gümüşçü abiye gösterecektim. Saatleri gösterecektim. Unuttuk. Sabah bayağı erkeğe kalktık. Dün sabah erkeğe kalktık. Dün karşıya kadaydık. Tabii siz bunu ne gün izleyeceğiniz bilmiyorum ama. Neyse, farklı içerik, değişik ürünler göstereceğiz size. Singer dikiş makinesi. Genç kızların rüyası. Beyefendi, kolay gelsin efendim. Cemal abi, ne haber? Sağ ol abi, Allah razı olsun. İyi vallahi, geldik. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Devam abi. Her zaman abi. Tamam, haftaya yine var, bekliyoruz. Birkaç daha şey yapacağız, o zaman yine beraber olacağız. Tamam, tamam abi. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Bu tezgahlara sonra geleceğiz böyle. Vallahi içim gidiyor şimdi, soramıyorum, edemiyorum. Yani şu şekil ürünler hakkında farklı ustalar. Yani ben bazen elimden geldiği kadarıyla size işte bu hafta neler aldık videolarında devamlı ürünleri tanıtıyoruz. Ama kendi satıcılarından bunları dinlemek. Misal tarih olarak belki ben yanlış biliyorumdur. Belki yanlış isim telaffuz ediyorumdur. Misal atıyorum bir sürahiye belki Murano değildir ama Murano diyorumdur. Onun için ustalardan her zaman böyle bilgi almak, ürünleri sormak, bir şeyleri görmek, bir şeyleri paylaşmak, onlardan da bir şeyler öğrenmek benim için her zaman vazgeçilmez şeydir. Çok güzel olacak. Orijinalci Mehmet Bey, hayırlı işler efendim. Evet. Ne yapıyorsun Mehmet abim? İyiyim. Hamdolsun abi. Tamam abi, para bizde. Görevli olmuşsun abi. Yok. Destek bekleyen esnaf arkadaşlarımıza ve yönetime yardımcı olmak adına. Maşallah abim. Allah kolaylık versin. Yine esnafız. Yönetimden gene yönetim çözemediği işleri çözüyoruz. Yönetmeye çalışıyoruz. Yani gerçek ya, açtık.
Seni biliyoruz abi. Tezgahın bayağı bir kalabalıklaşmış. İnşallah. Çok güzel olmuş. Gülüşlerin ve dişlerin harika. Teşekkürler. Bir hafta seninle özel bir postanlı yapacağız. Tamam abi, okeydir. Görüşürüz abi. Ne zaman istersen, biliyorsun oradayız. Oradayız, buradayız. Ama bir iki ay sonra buradayız. Bir arabayı değiştireyim. Arabayı değiştiremedim hala da. Ortamlar, şartlar şeyde. Arayan var. Onlar da sağ olsun ölümcü takılıyorlar. Bayağı bir öldürmeye çalışıyorlar. Alacağımız araba pahalı. Çok pahalı, çok pahalı. Ortamlar çok pahalı. Yani fiyatlar çok bari şekilde yükseldi. Yani hiçbir şey yerinde durmuyor. İkinci yerde yükseldi. İlla ki abi. Çok yükseldi. Aynen. Yani bizler daha zorlanıyoruz artık. Orijinal mal bulmakta da çok zorlanıyor. Millet orijinal istiyor. Yani. Replika ayaklarda aşırı rahatsızlık bir kutu veriyor. Aynen. Ama yani ikinci el olsun, orijinal olsun diye düşünüyorlar. Yani. Biz de yenisini bulmaya çalışıyoruz. Yani temizini bulmaya çalıştıktan sonra dahi yani bir ayakkabı oğlumuzu, evladımızı yalatacak kadar dezenfektanını yapıyoruz. Yapmaya. Evet abi. Çabamız o yüzden. İnşallah etkisi bize yansır. İnşallah abim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol abim. Güzel bir tekne. Görsel olarak güzel. Ya çok eski bir ürün değil zaten, belli. Ama dediğim gibi yeni esnaflar, yeni ürünler çok fazla. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Farklı bir esnaf yine, farklı bir tezgah, yeni ürünler. Dediğimiz gibi bu hafta bayağı bir kalabalık. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Abi bu çekimi tamamladıktan sonra bu hafta bayağı bir antika üzerinde çok ürün var. Biz direkt antikaya geçeceğiz. Belki biraz uzun bir video olacak ama güzel olacak. Çünkü bu tezgahlarda bu ürünleri, bu kaliteyi gördükten sonra da bayağı bir farklılaşacak. Şimdi Serpil ablanın yanına gidelim. Karşıda gördüm ablamı. Abi dediğim gibi dayanamıyorum. Farklı ürünler, farklı tezgahlar, farklı esnaflar. Neyse. Bu videoyu geçirelim. Daha sonrasında antikaya geçeriz. Ya tanıdığımız, bildiğimiz esnaf abilerimizin tezgahları, elektronik ürün satıyor. Bizim olayımız değil. Ama şöyle yerler, merler filan dolu. Bu hafta bordo ama çok kalabalık. Esnaf yönünde de, müşteri yönünde de bayağı bir kalabalık. Baksana abi şuraya ya. Kolay gelsin, hayırlı işler. Abi taşlı. Tamam abi. Sorun değil, seni alalım direkt. Ama kartı da direkt gösteririz arkadaşlara. Hem yardımcı oluruz zaten olayın taş. Hem taşlar hakkında da senden bir fikirler alalım. Taş mekanı. Yeriniz var mı? Yerim yok. He. Şey üzerinden. Mesela kendim topluyorum. Aynen. Doğadan. Taş olarak bunlar ne geçiyor abi? Şöyle baştan başlarsak. Obsidyen. Obsidyen. Bu siyah obsidyen. Bu mahogany. Aha. Bu da aynı şekilde. Obsidyen. Aynen. Opal. Opal. Val opal. Wow. Sitrin. Aynen abi. Para taşı, tüccar taşı. Bu pirit. Ahmak altını derler. Aynen. Eskiden altın diye çok satmışlar. Doğrudur abi. Kalsedon. Mavi kalsedon. Hı. Kristal kuvars. Aynen. Dumanlı kuvars. Amatis.
Amatis. Evet. Bu amatis tuz olan da mı değil değil mi? Hani o bir tane kaya tuzu gibi bir şey var ya. Renksiz olan yani. Evet. Az bir şey böyle. Lila rengi var. Aynen abi. Öyle çok kaliteli. Aynen. Manisa'dan çıkıyor. Oo. Ya o bilgin zaten Aydın'dan var. Aydın'dan çıkıyor. Aynen. Kütahya'dan geliyor. Hı-hı. Bingöl'den geliyor. Oo. Aydın, Kaçarlı. Kütahya. Kütahya. Erzurum. Oo. Bu oltu taşı değil değil mi? Değil. Oltu taşının değil. Taşı değil. O farklı biraz daha. Normal o fark. Evet. Okeydir abi. Çok güzel ürünler var. Adetle satıyorum tabii. Yani. Minnet gibi gramla satmıyorum. Parça 10 lira. Ya çok güzel abi. Ama bunun işlemesi işte esasında işçiliği. Büyükleri büyük olursa 100 liraya kadar gidiyor. Fazlası yok. Ya bunu işlemek önemli olan zaten. Ya taş tamam. Ben işlemiyorum. Zamanım yok. Makine bakımcıyım. Yani. Bir de yeni yeni şeye sardık. Sarılara. Antika işini. Abi o çok farklı. Yani bence olarak şey yaparsam küllükler tamam. Döküm yeni aldım bu, onu. Bu döküm. Çekim yapıyorum ben taşları önünde. Şu bende de uzun zamandır. Aynen bu pirinç zaten. Meryem Ana mı? Evet. Ona benziyor evet. Bu balıkçı kız. YouTube kanalı var mı? Evet abi. Hangisi? Antika kasap abi. Ne? Antika kasap. Teşekkür ederim abi. Size dursun mu? Tamam abi teşekkür ederim. Şimdi. Gelecek zamanlarda taşlarla alakalı bir şeyler yaparız. Sıkıntı yok. İzmir'desin. Tamam. İzmir'desin değil mi? İzmir'deyim. Tamam abi görüşmek üzere kolay gelsin hayırlı işler. Teşekkürler. İşte sosyalleşmenin güzel bir yolu yani insanlarla bağ kurabilmek, onlarla konuşabilmek. Çünkü mesela bak benim taş olarak öyle üreten, satan hiçbir tanıdığım yoktu. Bir kişiyle buluşmuş olduk. Yani taşçı var. Her zaman masa çoğu videoda söylüyorum. Mustafa Kaya abim var. Benler esnaf. Onunla da bir görüşeceğiz ama başka insanlardan da, başka esnaflardan da fikirler almak İyidir. Bir şeyleri öğrenmek için çok geç değil. Biz öğrenmeye açız. Öğrenmeye hala da açız. Devam ediyoruz. Bak 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 kimler var burada. Abi dediğim gibi artık ay sonra geleceğiz. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Bunun fiyatı ne kadar? Ne yapıyorsun abisi? Nasılsın abi? Hamdolsun abi geldik yine çekmeye. Aynen. Bakalım bir. Ama bu hafta baya bir kalabalık. Baya bir güzel. Aynen. Bak karşıda daha güzel bir insan var. Aynen. Wow. 10 numara şey perşembe günü mezatta beraberdik ya. Wow. Büyücüye benziyor. Aynen. Perşembe günü mezattaydık aynı yerde. Evet. Getirdi o da gel ürün getirdi. Beyefendi kolay gelsin efendim. Ne haber sizin abi? Nasılsın abi iyisin? Gümüşler vardı elimde. Getirecektim yine sana danışmaya. Unuttum. Sabah çok erken çıktım. Akşam geç yaptım filan. Ama büyük bir ihtimalle bir iki hafta sonra. Müsait olursan getir bakalım. Tamam okeydir abi. Araştıralım. Tamam abi. Ederine bakalım abi. Tamam abi teşekkür ederim. Yani. Bu yönde senden şey isteyeceğim. Videoda geçen paraları çektik ya. Şeyden Ağrı'dan mı Hakkari'den mi ne bir izleyici yazmış paraya ihtiyacı var. Oralarda bulamıyormuş. Yani kendisi koleksiyonlar yapıyormuş. Benden istedi abi sen al ben gelin derim beni araya hiç karıştırma. Yönlendirme. Ha, İstersen buradan telefon numaranı söyle izleyici zaten direkt seni arasın. Çünkü söyledim ben de dedim abim dedim Aydın'la. Ha, onunla direkt kargolu bir şekilde ne istiyorsan. Çünkü bana serisini söyler ben anlatamam. Bu işin erbabı sensin. Ondan dolayı ister numaranı söyle istersen ben altta açıklamalara yazayım. Çünkü seni arayıp yani alışırım. Açıklamalara yazsam. Tamam abi senin numarayı alıyorum ben açıklama kısmına bırakırım. Yani bilgi amaçlı bir şeyler sorarlar. O alışveriş yapmak istiyor. Alışveriş de yapabiliriz. Tamam okeydir abi. Tedarik edebiliriz, bulabiliriz. Tamam abi. O şekilde halledebiliriz. Tamam abi. Birazdan alıyorum numaranı. Hakkari'den çünkü geçen videoydu yani bir ay önceydi. Bir izleyicimiz yazdıydı yani paralara koleksiyonları kendini o yöne vermiş yani para koleksiyonuna vermiş. Onun için ya aracı olarak ben geleyim dedim. Yani abi sen getir işte sen al bana gönder para sorun değil tamam orada değil de ama bu insanım geleceğim şimdi. Şimdi abinin Sinan bildiği işi ben bilmiyorum. Senin istediğin şeyi de ben ona anlatamam. Arada kalacağımıza ben numaraları alayım vereyim birbirinize. Siz alışverişinizi yapın o zaman.
geliyor paralar yakında. Çünkü o gün bayağı konuşurken bayağı heyecanlıydı. Açıklama kısmına koyarım telefon numarası. Beyefendi kolay gelsin efendim. Hayırlı işler. Hamdolsun hacım. Sen ne haberin? İyisin Hüseyin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bak Barış Bey de arka tarafta gizleniyor böyle. Ellerini sokmuş. Şapkayı geçirmiş kafaya. Hayırlı işler biraderim. Kolay gelsin. Abi. Ne yapıyorsun? Nasıl işler? İyi. Mandalini bile getirmişsin. Evet abi. Açılıyor yavaş yavaş. Nasıl satışlar başladı mı? Ya yavaş başladı. Daha yeni yeni sevdim. Okey hacım kolay gelsin. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Biz yavaş yavaş şu antikaya geçelim. Ay vay 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 vay. Ne haber abisi? İyidir senin abi. Hamdolsun abi geldik gezme. Canlı yayında mısın? Canlı yayında mı? En canlısındayım abi. Çok güzel abi. Sen ne yapıyorsun? Ay, biz bir geziyoruz. İyi yaptın. Açarız abi. Biraz sonra. Eşrapaşı. He? Valla arabayla gelmedim. Gelsem yanına uğrardım da. Tamam. Hadi görüşürüz. Şöyle aradan giriş kapısının oradan Levon'un oraya doğru yavaş yavaş gidelim. Buraya birazdan geleceğiz abi. Güzel kilitler var, anahtarlar var, takılar var, kelepçeler var. Ablaların güzeli. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyiyim sana. Abi kusura bakma sana eli uzatmadım. İyiyim. Merhaba. Ne yapıyorsun abi? İyiyim Allah aşkına. Vay 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 vay. Vah. Ben isteyeceğim seni de. Tamam. Bağlanamıyorum. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Nasıl işler? Eniştemi temin gördüm. Hatta nerede bir Yaşar'ın oradaydım. Kahvaltı yapıyordum. He. Baktım o sıra biri omzuma vurdu böyle filan. Baktım eniştem. Dedim sen buradaysan ablam buradadır. Aynen. Aynen. Ondan bu tarafa geldim. Sokağa geldim. Biliyorum sen bu sırayı açtığını. Burayı açtım. Ayrı bir antikayım. Aynen. Nasıl işler? İyi. Allah'a şükür. Kötü demeyelim, iyi diyelim. Sen niye antika diyorsun? Antikayı geriye atıyorsun. Halının orada ne işi var? Şöyle göz önüne getirsene. Bez dedin mi sende zaten. Bütün bez olayları sende. Güzelim malı arkaya atıyorsun. Bak. Çalmasın mı? Çalmaz. Yok yok çalınmaz o. Sen onu çaldırır mısın? Sen de öyle göz var mı? Ablam geziyorum ben. Kolay gelsin. Halıya ne kadar istiyorsun? Dur var yanaşmışken. 3-4 lira. Büyük ama. Aynen bayağı büyük. Ne kadar dedin? Anlamadım. 4 lira. Hayırlı satışlar. Allah kolaylık versin. Görüşürüz ablam. Vay 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 vay. Dur abimi kapak resim yapacağız şimdi. Şöyle yukarıdan da alırsak. Vay. Abim hayırlı işler kolay gelsin. Herkes kaybediyor sen bulmuşsun. Uçan daireyi. Şöyle parmağınla da göstersen yukarı doğru filan. Hayırlı işler abi nasıl işleriniz? Güzel ürün abi. Maşallah. Tezgah senin. Abi bir çekelim orayı da. Kolay gelsin. Hayırlı işler abisi. Ben sana şimdi ürün sormayacağım, fiyat sormayacağım. Çünkü sebebi birazdan antika videosunu ayrı yapacağız. Tek tek böyle esnaflara gelip öyle göstereceğiz. Bir görseli öylece bir paylaşalım. Aldım aldım. Maşallah var abi. Onu birazdan detaylı konuşacağız sanırım. Mevlam bulurmuş. Abi dayanamıyorum. Gideceğim bir an önce. İlk önce bu videonun çekimlerini bitirelim. Pazar bir tanıtalım gösterelim. Ardından tek tek esnaflara antika tezgahlarında dolaşıp dediğim gibi hem fiyat bilgisi hem ürün hakkında bilgileri alacağız. Bugün antika pazarıdır söyle. Her zaman abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Abi tabaklar güzelleşmiş. Maşallah var. Şimdi bir şey sormuyorum. Şimdi birazdan yani sırf antika üzerine bit pazarına bir video çekeceğiz. Ona geldiğimde hem sohbet ederiz, hem konuşuruz, hem bir çay içeriz, hem fiyat araştırırız. Hem de benim bilmediğim ürünleri senin gibi ustalardan dinlemek isterim abi. Bu budur, şu şudur diye. Onun için ben bir bu videoyu bitireyim. Tamam okeydir abi. Çayımı kahve iç buyur gel. Her zaman abi. Tamam. Biraz sonra görüşmek üzere. Tamam. Pazarın tamamını gösterelim ki. Yani mesela şurada bir çift var, peynirciler falan var. Onun arkasında da pazar devam ediyor daha hala. Oralar bile falan hepsini bir paylaşalım. Kalabalıklığı, esnafın fazlalığını bir gösterelim. Ardından da tek tek dediğim gibi yani geçenki gibi kıyafet ve oyuncak yapmayacağım.
sadece Antika'ya yöneleceğiz. İkinci bir video çıkaracağız burada. Devam ediyoruz. Allah kolaylık versin beyefendi. Cemal abiyi bulduk yine. Abi herkes burada ya. Hayırlı işler biraderim, kolay gelsin. Herkes burada abi. Şöyle karşıda Lebo. Açmış mı tezgahı? Açmış. Başı her zamanki gibi. Allah daha çok versin. Kalabalık. Bir ona doğru gidelim. Hem farklı bir şeyler görürsek onları da alırız. Gerçekten bu işi biliyorum. Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bak Levo yine yok, yengemi bırakmış tezgah. Yine kaçmış. Ha yok lan. Yemin ediyorum bak. Arkandan konuştum. Vallahi bak yüzüne arkandan de söylüyorum. Be. Yemin ediyorum sana. Niye yüzüme dedi arkandan? Abi boyun 1.10. Adam geçmiş önüne 2 metre. Lan dedim yengemi yine tezgaha bırakmış. Kendine dedim gezmeye evet, çıkmış. Aynen. Abi bir çekildi kenara, sen çıktın ortaya. Vay abi benim, hoş geldin. Evet abi, hayırlı işler, kolay Allah gelsin. Razı olsun abi. Abi merhaba. Merhaba abi. İyi. Ne yapıyorsun, nasıl İyi işler? İyi abi, sağ ol. Sen abi ne? Tezgah maşallah var yine. Ziyade olur çok şükür. Bugün yılbaşı akşamı. Aynen. Yarın 1 Ocak. 1 Ocak Allah nasip ederse. Yenileri olacak. Bir ayar çekeceğiz. Bugünden dedik elimizi geritelim. İyi yaptın abi. En güzeli. Yeni sezona yeni kaliteli vallarla. Aynen, her zaman güzel. Biliyoruz abi sizin kalitenizi. Genel canım öyle. Gördüğün gibi hani. Gördüğüm gibi ya. Buradan Manisa'ya kadar senin. Dur kavga edeceğim bizi başkanlarla. Maşallah var abi. Güzel insaf, güzel ya. İnsan. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin abi. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Levent abinin tezgahı çekelim. İşin gücün rast gelsin. Amin hepimizin abi. Seni gördük, mutlu olduk. Allah razı olsun abi. Allah ne rızanız varsa versin abi. Allah rızası için abi. Tezgah çekeyim. Yenge hayırlı işler, kolay gelsin. Vav, Levo yine çatalamış. Sağ ol, hayırlı seneler yengem. Bak 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 bak, neler bulmuş getirmiş yine. Evet. Dur. Saygımız, sevgimiz sonsuz. Her zaman abi. Her zaman, her yerde. Levo abi, değil mi? Hı? Fotoğraflar siyah beyaz, güzel. Bazen yatak ihtiyacı olan bunları da getirdik. Abi yatak işine de girmişsin. Aynalar, maynalar, dolaplar. Bazalar, yataklar. Her şeyi getirdik. Yani müşteri memnuniyeti çok önemli. Aynen abi. Yani gelen müşteri boş sevmiyoruz. Maşallah var abi. Aldığın gibi götürüyorsun da. Nakliyemiz de var. Nakliye yapmıyorum. He. Kendimiz. İyi abi. Götürdüm 3. 4. kata beraber taşıyor. Yani o da var. Yaşlısın artık abi. Zaten 1.10. Oynuyor artık. Levent abiyle de güzel bir sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık. Şimdi ben bu videoyu hemen bir editini hazırlayayım. Hem biraz şarja takayım. Hem gimbalın da şarja ihtiyacı var. Onu da şarja takalım. Çünkü antikacılarla geçecek sohbet, muhabbet, fiyatlar, ürünler hakkında bilgiler. Bu video biraz uzun sürecek. Şu anki düşüncemi görüyoruz. Çünkü hangi esnafın yanına gitsek abi gel hemen bir şeyler paylaşalım. Yani öğrenmek isteyen insanlar için bir şeyler değer katalım. İşte bilgiler verelim. Güzel olacak. Çünkü daha önceki fikirlerde mesela İzmir'de de olan 4-5 tane antikacı var tanıdım. Onları söyledim. Yani dedim dükkanlara gelin. Hem sizi tanıtalım. Hem elinizdeki ürünleri tanıtalım. Hem bilgi verelim insanlara. Dedim dükkanınızla alakalı. Merhaba abi. Nasılsın, iyisin? Vallahi hoş geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Sen nasılsın? İyi abi, geziyoruz biz de işte. İyi, bakalım. Çekim yapayım. Tamam, biraz daha görüşürüz. Ya bunlarla alakalı bir video çıkartalım isterim. Ama o insanlar da bazı istemiyorlar. Ya da ya diyor Hasan nasıl konuşacağım? Kamera karşısı illaki biraz insanları çekip serileştiriyor. İnsanları da zorlayamayız. Ondan dolayı burada bari esnafları yakalamışken, hem de böyle konuşacak esnafları bulmuşken hemen bir çekimler yapalım. O zaman antika
videosunda görüşmek üzere. Bu videoluk da bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, eşer olsun, akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.